Şu sabahlar erken kalkması olmasa çok güzel olacak da. Ama iş var işte. Hadi kalkalım. Bir cumartesi sabahından herkese selamlar dostlar. Bugün kişisel bir blog yapacağız. İş yerinde bir günüm nasıl geçiyor? Hep birlikte göreceğiz. Haydi gidelim. Evet. Aracımıza da bindik. Arkadakine dayı bayağı bir yakın durmuş bize. Sıfır kurtardık be. Vallahi sıfır kurtardık. Let's go. Haydi gidelim. Sağ, sola sinyal. Sağ kontrol et. Araç geliyor. Dur. Devam et. Devam. Sabah sabah ya. Üf. Şu erken kalkma işini. Acaba mesai şöyle saat 10'a falan mı çeksek? Güzel olmaz mı ya? Ne bileyim, sabahın köründe kalkıyorsun, gidiyorsun. Mesela 9'da başlayalım ya da 10'da başlayalım. Akşamleyin 5'te değil de 7'de çıkalım. Benim için sıkıntı yok. Bana uyar yani. Erken kalkmayalım yeter ki. Allah, bu nedir ya? Of. Erken kalkmayı hiç sevmiyorum. Hem de hiç sevmiyorum. Sabahın köründe uyanıyorsun. Ondan sonra bazen geç kalıyorum tabii haliyle. Uyanamıyorum. Uyanamadığım için geç kalıyorum. Geç kalınca da yani sıkıntı oluyor ister istemez. Paldır küldür kalk hemen. Elini yüzünü yıka. Hemen arabaya koştur. Vesaire vesaire. Evet. O ne lan? O ne lan? Adam kocaman ev taşıyor be. Sabah sabah. Bu da iyiymiş. Vallahi iyiydi. Müzik açacağım. YouTube atınca telif atıyor. Telif yiyoruz. Müzik açmayınca da keyfi sürmüyor. Arkadaşlar neyse, yolda ben biraz daha birkaç görüntü daha alırım. Birazcık müzik dinleyeyim. Yoksa kendime gelemeyeceğim. Azıcık ayılmam lazım benim. Görüşürüz. Ayılalım dedik. Çalan müziğe bak ya. Abi sabah sabah. İsyana sokacak bizi tövbe aşağıya. Sabah sabah nasıl bir efkardır ya? Abi bütün kanallar mı Arabex dinliyor? Bu ne? Şuna bak ya. Vallahi billahi. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Yeah.
sıcak, aşırı derecede bir sıcak var. Şu an bakıyorum, arabanın termometresinde 45 derece gösteriyor. Ve biz Özgür Buran'la birlikte sahayı teftişe gidiyoruz. Ne yapıyoruz sahada? Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Kazılık bir işimiz var. Gidiyoruz, işte kazının durumuna bakıyoruz. Ne kadar ilerlemiş, işte kaç metreküp kazı yapılmış vesaire, bunları kontrol ediyoruz. Herhangi bir sahada aksaklık vesaire bir şey olursa onları tespit edip giderilmesi yönünde işte talimatlarımız oluyor veya işte bilgilendirme yapıyoruz. Bakın şunu şöyle yaparsanız daha iyi olur vesaire tarzında. Bu tarz şeylere bakıyoruz. Eğer olur ki hani bizim çözemeyeceğimiz bir şey olur, durum olur vesaire, üstlerimize, amirlerimize bu durumu bildiriyoruz. Genel kontrol yani şu anlık. Öyle çok fazla afaki bir işimiz yok arazide. İşte kontrollerimizi, günlük olarak kontrollerimizi yapıyoruz. Kontroller sonrasında da tekrardan şantiye alanına geri dönüş sağlıyoruz. Yalnız şu an beni çekmiyorsun, farkında mısın? Çekiyorum. Evet, Buracığım, senin görüş ve düşüncelerini alalım. Arkadaşları biraz bilgilendir, bizim mesleklerle ilgili. Mesleğimiz... Ver ben seni çekeyim. Bir yandan araba kullanayım. Çok tehlikeli işler yapacağız ama neyse. Evet, kameramız sende kardeşim. Mesleğimiz, en başta şunu belirtmek gerekir ki zor bir meslek. Sürekli arazide. Yazın sıcakta, kışın soğukta. Bir fiil çalışmak üzere olan bir meslek. Dolayısıyla senin de bahsettiğin gibi arazideki kontrollerimiz oluyor. Amirlerimizin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda arazide işlerin doğru proje uygun uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Yani genel olarak zor bir meslek. Değil mi? Evet. Genel olarak bayağı zor bir meslek hem de. Bir de şöyle bir handikapımız da var. Hani ailenden genelde uzakta yaşıyorsun. Tabii. Ailesi olanlar için. Ben bekarım. Benim için çok problem değil de. Hani evet. Ailesi olan insanlar için mesela biz yatılı olarak kalma muhabbetimiz var. Mesela örnek veriyorum. Biz şu an İzmir'in Ödemiş bölgesinde çalışıyoruz. Evet. Lakin mesela ailesi İzmir merkezde olup da mesela Ödemiş'te çalışan arkadaşlarımız yok mu? Var tabii ki. Mesela geliyorlar haftanın 5 günü, yani hafta içi çalışıp hafta sonları sadece ailelerinin yanına gidebiliyorlar. Yani böyle bu tarz da sıkıntılarımız oluyor. Evet. Ki bu devlet sektöründe, özel sektörde bu daha vahim bir durumda. Yani vahim derken şu açıdan söyleyeyim. Daha öncesinde ben de kendim de özelde çalıştığım için biliyorum. Geliyorsun mesela 2 ay, 3 ay evine gidemediğin zamanlar oluyor. 2 ayda, 3 ayda bir işte izin alıp 10 gün, 15 gün evine gidiyorsun, tatilini yapıyorsun. Sonrasında tekrardan işin başına tekrardan geliyorsun. Yine bir 2-3 ay daha çalışmaya devam ediyorsun. Kolay bir meslek değil ama şöyle bir şey de var. Bizim mesleklerde hani şey yaparsanız, nasıl diyeyim size, sabrederseniz hiçbir zaman işsiz kalmayacağınız bir meslek. Çünkü inşaat sektörü her zaman her yerde bir şekilde oluyor yani. Zorlu olduğu kadar kolaylık sağladığı alanlar da oluyor. Tabii ki. Yani daha çok çalışma saatlerinde esneklik sağlayabiliyorsun. Yani kendi işini kendin ayarlayıp kendi şeyini, mesaini uygulayabiliyorsun. Onun haricinde Brom'un dediği gibi yani evinden uzak olmanın dezavantajını, yani evini yakınına getirerek, ki mesela ben öyle yaptım. Kendi yani ilk başlarda ben de yatılıydım. Sonrasında evlendim ve kendi evimi, şantiyemin bulunmuş olduğu ilçede kurdum. Yani kendimce böyle bir çözüm yolu buldum. Benim de ailem İzmir Aliağa'da. Hani git gel yapmam kolay değil elbette. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulmuş oldum kendimce. Ki her gün o yolu gidip gelmek de hani imkanın olsa bile en az 2,5 saat işte yok. Değil mi? İmkanın olsa bile hani insanı aşırı derecede yıpratıyor. Tabii. Ki zaten gün içinde de nereden baksan 50-100 kilometre yol yapıyoruz. Sahaya gidiyoruz, sahadan geliyoruz. Evet. Tekrar gidiyoruz, tekrar geliyoruz. Günde 4-5 sefer gittiğimiz zamanlar oluyor. O yüzden
sıkıntılı oluyor bazı zamanlar. Neyse, sahaya gidince tekrardan arkadaşlar sizlere görüntüler alır. Biraz milli sporumuz olan sizlere makinaları izletiriz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sahaya gelmek üzereyiz. Safariye hazır mısınız? Şu kuma, şu toza, şu toprağa bakın. İşte böyle yerlerde çalışıyoruz. Serbest mi? Serbest. Ay ay ay. Döner miyiz? Dönemeyiz. Geri. Abi. Bildiğin araba hopluyor ya sağa sola. Ya bak. Arkamızdan çıkan tozu bir görseniz. Hani böyle FRC yarışları oluyor ya. Ralliler falan. Onlarda böyle araç bir geçiyor. Arkadan bembeyaz bir duman. Ondan bir ortalık görünmüyor. Şu an bizim arka tarafımızda aynen o şekilde. Değişik bir toprağı var buranın. Böyle kum gibi, deniz kumu gibi. Deniz kumu desem değil. Farklı bir şey. Tuhaf yani. Acayip. Ops. Çok güzel kaydık. Çok güzel kaydık. Evet. Burası arkadaşlar bizim döküm sahamız. O bakala kayıyoruz. Şimdi makinamız şeyde çalışıyor. Arka tarafta kazı bölgemizde tarla çalışıyor. Evet, tarlasalı serisine getirmişler. Makinamız arka tarafta çalışıyor. Burada da döküm sahamız var. Burayı dolduruyoruz şu anda. Biz tarla seviyesine kadar getireceğiz buraları. Tarla seviyesine geldikten sonra da burada keşimiz bitecek. Yani şöyle, senin Menderes yatağı burası. Daha doğrusu Menderes daha aşağıda burası. Şu yakınlarda bir köy var üst tarafta. Pirinççi diye geçiyor köyün ismi. Pirinççi Deresi'nin, özür dilerim, nasıl çıktı? Tamam, niye bozuyorsun beni? Aa, çok ayıp. Mescitli köyünün alt tarafında aşağı doğru akan Pirinççi Deremiz var. Pirinççi Deresi'nin yeni yatağını açtık şimdi. Burası da eski yatağı. Eski yatağının dolum işlemini gerçekleştiriyoruz şu anda biz. Baya baya doldurduk ya. Bence inelim bir aşağıya. Değil mi çocuğum? Oy. Evet. Kamera nereye bakıyor? Emin misin bana baktığına? Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bizim işte böyle tozun toprağın içinde hep. Kamera hiç bana bakmıyor. Ne biçim kameramansın? Böyle kameramanlık olmaz kardeşim. Sen kameraya bakmıyorsun sağa sola. Şişt, sen şey yap ya. En güzeli ne yapalım biliyor musun? Dur, diğer programa geçelim. Oradan beni sen işaretle, beni direkt takip etsin sen sağa sola. Evet. Otomatik kameraman moduna geçtik. Şu an en azından telefon beni takip ediyor. Arkadaşımın beni şey yapmasına gerek yok. O da ister istemez şimdi hani sağa sola bakıyoruz, sahayı kontrol ediyoruz falan. O yüzden dolayı of. Toz olacağız. Geri gidelim. Toz olacağız. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Efendim? Vallahi onu bir şekilde çözeceğiz ya. Ara, iç suyum arıyorsun artık, nereye arıyorsan abi. Bir şekilde ara da. Kolay gelsin. Kendimi, neyse ben böyle kendimi çekeyim ya. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle şeye doğru da gidelim. Nedir o? Makinenin olduğu yere doğru da. Evet. Makinamız da gördüğünüz üzere bu şekilde şey yapıyor. Kamyonlar getiriyor, dolduruyor. Makinamız da burayı, daha doğrusu kamyonlar getiriyor, boşaltıyor. Makinamız da ittirerek dolgu işlemini şey yapıyor, gerçekleştiriyor. Evet, şöyle geçelim. Kalkan toza bakın. Öf. Öf. Mahvetti şu an beni. Yemin ederim. Evet, milli sporumuzu izlemenin de bazı böyle cefaları var maalesef. Gördüğünüz üzere. Evet, bu en küçük makinelerden Caterpillar. 963 olarak geçiyor. Bunların çok daha büyükleri var. İşte D7'ler, D8'ler, D9'lar. Yani şey olarak işte CAT, D,
7 diyor, Cat D 9 diyor, Cat D 8 diyor, işte 80 tonluk, 70 tonluk, 90 tonluk falan olarak o şekilde şey yapıyor. Bu da Ali dayımız. Şu şeyi sürüyor. Rider'i sürüyor kendisi. Nasılsın Ali dayı? Sağlığın saatin nasıl? Kolay gelsin. Gayet güzel, ellerinize sağlık. Teşekkürler. Evet. Yapılan şey kötü, hoş olmaz mı ya? Evet. Ali Baba burada be. Yani aynen öyle. Ali Baba burada. Allah daha ötesi var mı? Bak otları kestim bile dışarı akıyorum. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Kolay gelsin. Yani şantiyedeki abilerimizle de böyle aralarımız her zaman iyidir. Video çekiyorum şu an. Tamam. Ben de çalışayım, ben de çek. Tamam hadi sen de çekeyim. Geç makineye. Yani böyle abilerimizle de aralarımız her zaman iyidir. Sonuç olarak genelde birbirimizin yüzüne bakıyoruz. İşleri birlikte yürütüyoruz. O sebepten dolayı her zaman da iyi tutmak lazım zaten. Durum ne yaptı buralarda? Hocam. Konuşuyor. Birilerini arıyor ama. Evet. Döküm sahamız bu şekilde arkadaşlar. Birazdan da şeye gideceğiz. Kazı sahamıza gideceğiz. Ali dayı da makinasını çalıştırdı canavarını. Bu şimdi diğer makina, yani şu makina direktmen kamyonlardan dökülenleri ittiriyor. Bundan da tesviye ediyorlar. Grinder'den de tesviye işlemleri gerçekleştiriliyor. Yani pürüzsüz düz bir zemin elde ediyoruz bu makineyle de. Her tarafım toz oldu. Her yanım toz oldu. Bu ne yahu? Neyse Ali dayı çalışmaya devam etsin. Biz de kazı tarafına gidelim. Hadi. Evet dostlar. Şimdi de yükleme alanındayız. Kazı alanındayız yani. Burada eskavatörümüz, belli sınırlarımız var. Şurada görürsünüz. Üst tarafta hemen şurada kazığımız var. Karşı tarafta da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Orayı da. Şu karşıda da bir tane kazığımız var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Tam şu noktada. Aynen şurada. Bu sınırımız. Platform kazısı yapıyoruz şu anda. Platformu kazıyoruz. Bu sınırlar içerisinde şu an bulunduğumuz yer Menderes'in ana yatağı. Ana yatak düzenlemesi yapıyoruz. Buradan makinamız yüklüyor. Kamyonlarla birlikte dolgalanına gidiyor. Dolgalanında malzeme dökülüyor. Tesviyesi yapılıyor. Bu şekilde işlerimiz şu anda devam ediyor. Yani gördüğünüz gibi. Bizim meslek olarak yaptığımız işlemler neler? Mesela kendi mesleğimle ilgili söyleyeyim. İşte bu kazıkların falan yerlerini belirliyoruz. Kazıkları biz çakıyoruz. Haritacı olarak. Haritacı gelir kazıkları çakar. Güzergahı belirler. Ondan sonra makineler, iş makineleri. Girişir işe. Onlar kazılarını yapar. Harita ekibi arada bir gelir. Kontrolünü yapar. Herhangi bir eksiklik ya da fazlalık var mı diye mesela kazı esnasında örnek veriyorum. Şu anki kazı kotumuz işte 3 metre olsun. Makinacı yanlışlıkla girmiştir. 3.50-3.60. Bu sefer kazıdan dolguya geçmiş olursun. İşte onların kontrolünü vesaire haritacılar yapıyor. Şurada da şu görünen arka taraftaki yere doğru şey yapacağız. Kazımıza devam edeceğiz. Geniş açıdan çıksak nasıl çıkacağız ya? Evet. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar.
Hapşineye doğru yaklaşalım mı? Oha gömüleceğim. Abi ne biçim toprağı var ya. Kolay gelsin. Bir gün çıkıp bu makineyi kullanayım. Aynen. Kolay gelsin abi. Ne yapıyorsun? Nasıl çıkacağım ben buraya? İyi bende. Allah Allah. Tamamdır. Video çekiyorum ya. YouTube'a atacağım. Aynen. Evet, bize şimdi makinenin çalışma prensibini şöyle kısaca küçük bir özet geçebilir misin? Nasıl çalışıyor makinemiz? Neler yapılıyor? Makinemiz her şeyi yapıyor. Harfiyet. Evet. Şef kesme. Evet. Kanal kazma. Evet. Her türlü yani. Evet. İş makinesi olarak. Bu joystickler bizim her şeyimiz değil mi? Makinedeki her şeyimiz. 4 görev görüyor. 4 tane fonksiyonu var. Evet. Bir ara bunu kullandır bana. Bir öğret. Nasıl oluyor? Bir gün şey yapalım. Kullanalım. Merak ediyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Kullanalım mı? Kullanırız bir gün. Peki abi kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Şöyle bize küçük bir show yapar mısın? Seni şöyle geriden çekeyim bir. Makinamızdan küçük bir show. Eyvallah, teşekkürler. Yani bazen sıkıcı yanlar olsa da Allah düşüyordum. İşimizin bazen de böyle güzel yanları da var. Eğlenceli. İnşallah. Ses şu an patlamıyordur. Patlıyorsa çok üzülürüm ya. O kadar video çektik. Bakın gördüğünüz gibi haritacı arkadaşımız kireçten sınırı belirlemiş bu şekilde. Bu güzergah üzerinde böyle arkadaşlar kazacak. Zaten görüyorsunuz hemen hemen sınır da kazdısını bitirmiş. Ha, bazı yerlerde ufak tefek mesela şöyle 1 metrelik bir boşluk bırakmış. O da toprak çok yumuşak olduğu için kayma riski vesaire. Yavaş gel abi hayran. Kayma riskinden dolayı bir pay bırakmışlar küçükçe. Evet, genel anlamda işlerimiz bu şekilde. Yani hava sıcak, sıcakken bunaltıyor. Hava soğukken üşütüyor. İşte bizim mesleğin de cilveleri bu şekilde. Ne yapalım? Hadi şantiye alanımıza tekrardan geri dönelim. Şantiyede görüşürüz. Evet, sıcak havadan kurtulduk. Ofisimize geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Sahada çektiğimiz videoların hepsini düzenliyoruz ve şu an izlediğiniz gibi hemen YouTube'a entegre ediyoruz, aktarıyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmasanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.